Aşksız evlilik dağ başında içinde soba olmayan bir kulübeye benziyor. Sobada ne güzel yanıyor. Artık bütün evi ısıtmıyorum Aydıncığım. Hanım öldükten sonra öteki odaları kapattım. Her insanın kendine çizdiği bir yol var ve onun üzerinde yürür. Sen onun için sadece bir yol ayırmayın. Ne diyorsun sen be? Ha? Nereye gidiyormuşsun bakayım? Bir yere gidemezsin, anladın mı? Gel buraya bak. Gel. Boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Merhaba. Ruha çok iyi gelen bir ses. Sahnede devleşen bir yetenek. Oyuncu, yönetmen, yazar, öğretmen, gezgin. İstanbullu gelinin garibi. Esma Sultan'ın yıllardır unutamadığı aşkı. Tamer Levent'le buluşuyoruz. Ne güzel böylesi özel bir günde, bayramda, bayram havasında, bir bayram sohbetinde sizinle buluşmak. Evet, hakikaten. Bayram lafı zaten kendisi cıvıl cıvıl bir laf değil mi? O gülümsetiyor insanı. Gülümseten bir şey. Mut da veriyor değil tabii mi? O benim balonlarım vardı şarkısı da buna çok uyuyor değil evet mi? Evet, keşke bayram olsa dedirtiyor. Evet. Şimdi aslında herkese bir bayram yaşatan ya da bir farklılık yaşatan, mutluluk veren bir en son işiniz var. İstanbullu gelin. Hı-hı. Bir fenomen dizi haline geldi. Karakteriyle, müziğiyle, oyuncularıyla, yönetmeniyle, senaristiyle bir farklılık var. Evet. Bu farklılığı siz nasıl tanımlıyorsunuz? Yani o psikoloji mi, o ruhu mu farklı geldi? Neden hayır, bu izleyici özen, bu kadar sevdi? Özen bu, özen. Yani bir şeyin yapılmasına özen göstermek. Şimdi toplumu tanımak lazım diye düşünüyorum. Yaşananları aşağı yukarı ortaklığını keşfetmek lazım. İnsanlar kendi yaşadıklarıyla bir dizi film arasında empati kurma, hı hı, ve kendi yaşantılarından örnekler bulabilme şansını elde ediyorlar. Bu tabii senaristlerin, yapım ekibinin, yönetmenin, oyuncuların her birisinin bu anlayışa sahip çıkmasıyla ortaya çıkan bir şey. Ben seninle hep gurur duydum. Hep seni çok sevdim. Bunu hissettiremediysem eşeklik yaptım demektir. Şu an hepimiz telakkuzdayız. Burada yapacağınız hiçbir şey yok. Yeteri kadar da yardım ettiniz. Lütfen. Ortalığı daha fazla germek istemem delikanlı. Ama anneniz bu haldeyken buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Ha. Esma'ya gelince ben o kadını tam 42 yıldır seviyorum. Sen ne zaman geldin? Buraya az önce geldim. Ama sana çok geç. Farkındayım. Esma ile Garibin aşkına bakacak olursak bugüne kadar dizilerde hep gençlerin tek elindeydi aşk ya, hikayeleri değil mi? O evet, diyaloglar hep gençlerin üzerine. Çünkü o satıyor diye düşünüyorum. O satıyor diye. Bir riskti de belki de. Evet. Ama burada öyle güzel doğal aktı ki izleyiciye. Tabii. O nasıl doğal çok aktı? Önemli. Nasıl tabii, bir farklılık mesela aslında? Bunun yazılması... Hani merakını bekler hale geldik. Trajikomik şeyler de geçiyor arada diyaloglar. Bunun yazılması hoş bir şeydi. Değil mi? Senaryodan başlayalım. Ben mesela senaryoyu seviyorum. Senaryonun İçindeki çatışmaları, sürprizleri, ters köşeleri seviyorum. Bunların çünkü yaşamdan olduğunu düşünüyorum. Bizim dizide bence bu özellikler bir araya geldi. İnsanların evine girmek çok önemli bir şey. Değil mi? Onlarla artık birlikte oluyorsunuz. Ve orada İstanbullu gelin mesela ve daha önce oynadığım dizilerde de bunu görüyorum. Onlara kendi hayatları hakkında bir fikir verebiliyorsanız ya da işte Instagram, o kızdığımız sosyal medyada onlar size ben bu diziden çok şey öğreniyorum diye uzun uzun mesela bu bölümde şu vardı, şu şuydu, şurada şu olmasaydı daha iyiydi, Süreyya şunu yapsaydı. Analizlerle gelebiliyorsa bu sizi mutlu ediyor. Demek özünü buldun ha? Bulmadık mı? Uykucu bir şey oldum çıktım vallahi. Hayır, huzurdan dur, huzurdan. Huzurdan baba, baba, hangi bakarlıydı? Oo! Ben gelmedim gibi, hadi.
Seni kıskananlar bırak konuşursa konuşsun. Biz de yaşamamıza devam ederiz. Zaten o canavarları çok besledik biz ya. Çok besledik. Esma Sultan. Olayın içerisinde bir psikiyatrın katkısının olması. Bir de psikiyatrın katkısı olması. Son derece önemli değil mi? Gerçek hikaye olması. Tabii, herkese sürükleyen yani başlıca nedenlerden biri daha. Şimdi yani Tilbe'nin sahnelerinde bence evlerde ücretsiz terapi seansı yapılmış oluyor bir yandan. Siz sevilemeyeceğinize bu kadar ikna olmuşken etrafınızdakiler size ne yapsın? İnsan bir kez böyle bir şeye inanınca sürekli kendini haklı çıkarmak için kanıtlar arar. Bütün insanlar oyunda kazanmak ister ama sizin oyununuzda kazanmak için önce kaybetmeniz gerekiyor. Sezon finali de yaptı. Yeni sezonda Garip neler yapacak? Meraklılarına da bir şey söyleyelim mi bu özel günde? Söylemeyelim. Söylemeyelim, sürpriz olsun. Sürpriz olsun çünkü onlar zaten yaz boyunca da çalışılacak. Üzerinde durulacak. Yani ince ince yani o bir süreç başlıyor şimdi. Dizi tatile girdi ama senaristlerimiz tatile pek giremeyecek diye düşünüyorum. Yayın ekibi düşünecek, reji düşünecek. Belki ihtiyaç olsa bizler katılacağız. Bir süreç başlıyor. Yani önümüzdeki yayın dönemine kadar oluşacak senaryonun düşünülmesi süreci. Bu muhteşem bir süreç. Tek çare elimizdeki her şeyi satıp borçlarımızı ödemek. Esma. Binaya gücüm yetmiyor. Ama izin ver şunları ben alayım ya. Hangi birini alacaksın Garip, hangi birini? Şöyle bir baktığımızda aslında siz Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde, New York Üniversitesi Tiyatro Bölümünde, Berlin Yüksek Sanat Okulu Tiyatro Bölümünde, İngiltere Yorkshire Breton Hall College'da ve Warwick Üniversitesi'nde yaratıcı oyunculuk dersleri verdiniz. Hani bir avazda bile çıkmıyor. Şimdi yaratıcılı oyunculuk dediğimizde ne anlayalım? Şimdi mesela İngiltere'de konservatuvardan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı mezunuyum ben. Oradan 5 yıl okudum. Tıp okur gibi okuduk. Biz hoca öyle okunuyordu. Sonra İngilizler burs verdi ve gittim. Drama tabii konservatuvarda da İngilizce biliyordum ve İngilizce kitaplar okuyordum ama İngiltere'de gittiğim okulda, bu ilk gittiğim yer Yorkshire Breton College'tı. Orada kütüphaneye gittiğimde drama departmanı var. Drama departmanı ne demek? Acıklı departman. Aldığınız kitabı açtınız, başlayacaksınız, şüngür şüngür ağlamaya diyor. Yok, drama tiyatro departmanı. Yani durum departmanı demek. Trajedi acıklı demek yani. Komik, komik demek. Peki trajik olmayan ve de komik olmayan başka bir şey yok mu hayatta? Dram var işte, durum. Yani dolayısıyla dramı böyle anlayan toplum duruma önem veriyor. Dramı böyle anlamayan toplum duruma önem vermiyor. O zaman tiyatroya gitmek de somut bir ihtiyaç gibi görünmüyor. Halbuki tiyatroya gitmek kendi yaşamındaki durumlarla orada kurgusal olarak yaşamın sıkıştırılmış haliyle kendini empati kurdurmak bireye kendi kişisel gelişimi için son derece önemli. Son derece uyarıcı, son derece geliştirici. Çünkü oradan etkilendiği zaman gidip onun cevabını bulacak kaynaklara, kişilere, kitaplara yönelebilir değil mi? Bu bireyin kendi kişisel gelişimindeki sanata evet. Yani kendi kişisel gelişimini sanatsallaştırma eğilimi. Dediğim gibi rol kişisi oyuncu içinde impulstur, dürtüdür. Rol kişisinden yola çıkarak siz onu açımlamaya başlarsanız ve bu çok keyifli bir şeydir biliyor musunuz? Sonra onu sahneye çıkıp oynadığınızda tabii canlı oynamak bambaşka bir şey. Çünkü izleyicinin nabzını tutarsınız sahnede. Meslek hayatımın bir yabancılaşma dönemine girdim diyelim. Her insanın başına gidebilir ama tabii sen abi. Orada bir şurayı milliden bahsedildi. İradeyi milliyeye müstenit bir şurayı milliden. Buna rağmen asi gelmeyelim diyenler vardı.
makamı hilafet ve saltanata. İzmir dedik, Ankara dedik, İstanbul dedik, yurt dışından bahsettik. Yaşamanız da böyle bir hat üzerine kuruldu aslında. Evet. İzmir'de büyüdünüz. Nasıl bir şey aslında? İzmir'de doğdunuz, Ankara'ya karaya çıktınız. Nasıl bir yaşamdı, nasıl bir çocukluktu? Kalabalık bir evde mi büyüdünüz? Evet. Kalabalık bir evde büyüdüm. Nasıl bir ruhu vardı çocukluğunuzun? Bizim aile işte anneanne, cicanne filan yani İstanbul geleneklerine göre yaşayan bir aileydi. Rahmetli annem, babam benim için çok eğitici kişilerdi. Aile terbiyesinin insana çok şey verdiğini düşünüyorum her şeyden önce. Ondan sonraki hayatımda da Ankara dediğiniz gibi bambaşka bir, daha bürokratik, daha kuralcı bir kentti. Ve bu ama bu kentte yaşamanın belli bir rahatlığı vardı. Ve kültürel olarak çok heyecanlı dönemlerinde yaşadım ben Ankara'da. Ama İstanbul'da farklı bir durum var. İstanbul, mesela Ankara'da artistik yaşamı sürdürürken sanki maddi bir beklentiniz olmuyor. Ama İstanbul'da varoluşunuzu gerçekleştirebilmek için maddi bir imkan gerekiyor belli ölçülerde. Ve de İstanbul'da, Ankara'da mesela ben diyelim Galileo oynadım. 3,5 saatlik bir oyun. Dünyanın en bilinen önemli oyunlarından birisidir. Yani 3,5 saat sahnedeydim. İçeri girmiyordum Galileo oynarken. Mesela bir gün Aksaray'da bir yerde birisi bana aa dedi hocam siz buradasınız falan tanıdı. Ben de dizilerde oynuyorum, sinemada oynuyorum falan diye tanıdı zannettim. Ben dedi sizi dedi Çay Yolu'nda Cüneyt Gökçer sahnesinde Galile'de izledim dedi. Aksaray'da oluyor bu, İstanbul'da. Çok şaşırdım. Yani mesela bunun olabilmesi beni çok heyecanlandırıyor. Ayağınız yurt dışında evet. olmuş. 170 ülkede de Türkiye'yi temsil etmişsiniz desek yanlış olmuyor. Devlet tiyatrolarında önce oyuncu oluyorsunuz, sonra yönetmen oluyorsunuz, oyunlar ortaya koyuyorsunuz. Genel müdür oldum. Genel müdür oldunuz. Seçimle evet. oldum ama. Seçim. İlk ve son defa öyle mi? Devlet tiyatrolarında bir genel müdür seçimle göreve geldim. Bunların hepsi bir hayatın taşı değil mi? Yani tabii. Öyle beslemek gerekiyor belki de bugün konuştuğumuz Tamer Levent'i ortaya çıkaran unsurlar. Tabii bir de size bir şey söyleyeyim. Ben bütün bunları yani topluma bir tür örnek verebilmek gerekliliğini düşünüyorum. Hep bu bilinç var mıydı ilk başta? Hep vardı. Yani ben size çok değişik mi gelir mi gelmez mi? Yani çok böyle kendimi düşünmüyorum bunları yaparken. Yani aman ben çok para kazanayım, çok şöhret olayım, hamam alayım bilmem. Bunlar belki de hiç aklımdan geçmiyor. Belki de o daha önceki Ankara, zengin Ankara yaşamından gelen bir şey olabilir bu. Ve işte demin dedim ya iyi, güzel ve doğru sanatın şeyi, formülü. Onun bugüne dönmüş hali etik, estetik ve adalet. Hı hı. Ben bunun anlaşılmasını istiyorum bu toplumda. Bu toplum çok yetenekli bir toplum. Bu toplum çok zeki bir toplum. Bu toplum olağanüstü imkanlara sahip fakat hep bastırılmış bir toplum. Bu bastırılmışlıktan kurtulup kişisel gelişim, gelişme projeleri içerisinde bulundurulup da bu toplum sanatsal yaratıcılıklarını ya da yaratıcılıklarını ortaya çıkarma imkanları bulsa neler yapar tahmin edemiyorum. Hayat rolleriniz dediğimizde 10'lu yaşlar, 20'li yaşlar, 30-40 rakamlar önemli değil. Hangi hayat rolünüz size en iyi geldi? Bu çok güzel bir soru. Bunlara değişim noktaları demek lazım belki. Mesela işte lise bitip Ankara'ya gelip konservatuara girmem bir değişim noktası. Konservatuvarda 5 yıl öğrencilik ve o süreç öğrendiklerim, araştırmaya, öğrendiklerimden etkilenip benim bunu araştırmam lazım deyip araştırdığım konular. Yavaş yavaş başlayan uluslararası ilişkiler, uluslararası burs kazanmak. Burslu öğrenci olup gidip o bir şaşırmak, başka şeyleri görmek. Yavaş yavaş başka piyes yorumlarını görmeye başlamak. Dünyada da görmek, dünyada dolaşmaya başlamak. Atölye çalışmaları yönetmek. Filipin adalarında atölye çalışması yönetmek mesela. Aruba adasında atölye, tiyatro,
Demek ki bütün insanların buna ihtiyacı var diye düşünüyorsunuz. Ve bunlar çok önemli roller hakikaten. Askerlik, evlenmek, çocuk baba olmak. İki çocuğunuz var. İki çocuğum aslında var. 1982 yılında Seyhan Levent'le evlendiniz. Evet. Ve bir siyasetçi aileye damat oldunuz, evet. Aslında. Ankara'nın o ruhuna tabii çok da hitap eden. İsmet Sezgin rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin son derece değerli, son derece örnek siyaset insanlarından birisiydi. Ve mesela ben sanata evet lafını çok kullanmazken, yani bunlar tabii birçok şeyi öğrendikten sonra bu laf ortaya çıkıyor. Bir her şeyin kısa tanımı gibi. Ama o siyaseti sanat olarak yapmak istiyorum. Hayatımdaki en büyük idealim bu derdi mesela. Neyse. Beni çok etkilemiş bir laftır. O da önemli bir değişim noktası. Ne güzel. İki çocuğunuz var. Sonra Efe işte, ve Hazel. Evet, evet, nasıl bir babasınız? Babalık rolü belki en ağır rol mü? Çok çok özen gösterilmesi gereken bir rol. Ben tabii o kadar çok çalıştım ki bazı eksiklerim olduğunu düşünüyorum. Böyle bir öz eleştiri yapmadan geçemem diyorsunuz. Evet, bu her şeyin bir bedeli oluyor tabii. Yani ben bazen hani şu olur. Başkalarını düşündüğü kadar evini de düşünsen iyi olur gibi bir laf vardır, değil mi? Ama bizde, yani bazı insanlarda belki böyle bir şey oluyor. Rahmetli kayınpederimde de, benim babamda da böyle bir tutum olduğunu belli ölçüde hissediyorum. Ama bunu dengelemek lazım. Evet, insan işini de yapmalı, işini de çok sevmeli ve o işle topluma kazandıracağı şeylerin o toplum için önemli olduğunun sorumluluğunu taşımalı ki bu da bir estetik değerdir. Estetik felsefe olarak söylüyorum. Ama aileyi, çoluğunu, çocuğunu düşünmesinde ben de bunu hatalarım olmasına rağmen yapmaya çalıştım tabii. Bayrama en sonunda şöyle bir dem vurmak istiyorum ama sinemaya da bir başka açmadan yapamayacağım. 2012'de Emin Alper'in yönettiği Tepe'nin Ardığı'yla ödülleri topladınız desek yanlış olmaz. Ama çok güzel. Festivallerin en çok konuşulan filmiydi. Otoriter Dede Faik karakterini canlandırıyordunuz. Orada da yine akıyordu diyebiliriz, değil mi? Şöyle bir baktığımda aslında hep bir inatçılık var rollerinizde. Normalde de... Var mı? Garip'te yok ama. Tamer Levent'te yok mu? Garip'te Tamer yok. Levent'te bir inatçılık var mıdır Ser'de? Yoktur. Yok mudur? Aksine ben yani... olayları, durumları değerlendirip esasen topluma da bunu öneriyorum. İnatçılık doğru değil. Dedim dedi ya da durumlardaki sorunları, durumu bakın durum diyorum. Durumlardaki sorunları kişiselleştirmeyelim. Biz hemen kişiselleştiriyoruz durumlardaki sorunları. Yani su bardağı niye burada duruyor dediğimiz zaman sen kendininkine bak diyoruz. Değil mi? Sen kendininkine bak deyince o zaman diyorum ne var benimkinde, esas sen kendininkine. Su bardağını unutuyoruz. Bütün kişisel problemlerimizi birbirimizin suratına dökmeye başlıyoruz. Peki su bardağı nerede? Esas konu oydu değil mi? Başta kaldı. Unutuldu gitti. Yani durumun içinden çıkıyoruz. Durumun içinde kalmıyoruz değil mi? Bu da sorun yaratıyor zaten. O zaman kırıklıklar, üzüntüler, yanlış anlamalar... peş peşe geliyor. Bugün en kaçı biliyorsun değil mi? Vallahi bir vursam bir de yerden yerisin yeminle. İşte bu be. Ne garibanı be? Gariban mı eşkıya mı? Kaç kere uyarım? Göstereyim şu heriflere kimin bela olduğunu. Aslında iyi öğrenim görmüş, dürüst, adil bir insansın. Ancak yeri geldiğinde bu erdemlerinle insanı boğan, küçük düşüren, aşağılayan bir hava taşıyorsun. Sen kilo mu aldın ya? Ne? Kilo mu aldın diyorum. Yok ya, ne kilosu? Göbek bağımsızlığını inanıp bir laf geçiremiyorum. Yani diyeceğim o ki, madem ne yaparsan yap değiştiremeyeceğin bazı şeyler var, o zaman biraz esnek olacaksın ya.
Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinde rol alan ustalar aslında kandığı yarışmanın zevki ayrıdır derler. Evet. Biz de Türkiye'den merakla, heyecanla bekleriz ve burada da aslında kış uykusunda o asla fire vermeyen bol diyaloglu filmlerde suaviydiniz. Evet. Hani nasıl akıyor dedirten noktada o evet. diyaloglarda nasıl geliyor dedirtti. Nasıl izletiyor bu anlamda heyecanla nasıl izliyoruz nedir bu işin sırrı o bol diyaloglu tabii, aynı zamanda da akan aynı zamanda hayatın içinde. Esasında bunu konuştuk biliyorsunuz şimdi biraz önce. Çünkü o filmde siz o konuşma anında bile kendinizden bir sürü şey buluyorsunuz. Ve o zaman dinliyorsunuz. Yani gündelik hayatta dinlemeyen adam Nuri Bilge'nin sinemasında, Emin'inkinde de öyle, dinliyor. Çünkü şunu yakalıyor. Aa burada ben de varım bunun içinde. Bu benim diyor. Ve o zaman esasında kendini analiz ediyor. Ve bu tür sinemalarda diyelim ki Kış Uykusu 3 saat 17 dakikalık bir film ve biz onu Cannes'da ilk defa izlediğimizde hiç ara vermeden izledik. Sen, ben, birkaç kişi daha bir araya gelsek şu işi halledemez miyiz sence? Ya benim ileri gelen halim mi kalmış Aydıncığım ya? İleri gelen bir göbeğim kaldı, ona da laf geçiremiyorum zaten. Küçükken şu çiftliğin bahçesinde oynarken sanki sonsuza kadar öyle annemlerle babamlarla yaşayıp gidecekmişim gibi gelirdi. Hani nerede? İki bekar adam. Koltuk değneği gibi birbirimize yaslanıyoruz. Ne yapacağız? Biz Kırmızı Halısı'ndan filmleri, o ödül töreninde heyecanla beklememiz, Ahlat Ağacı'nın tüm salonda ayakta alkışlanması nasıl bir ruhu vardır oyuncu olarak? Siz nasıl yaşarsınız kanı? İlk gidişim kendi başıma bir gidişti. Tabii festivale falan çok dahil olmadım. Yani Cannes şehrini görmeye gitmiştim o zaman. Ama sonra festivale ilk defa Kış Uykusu'yla gittik ve Altın Palmiye aldı. Kent, Cannes Film Festivali, 72 yıllık bu film festivaliyle gelişmiş bir kentti. Adeta bu film festivaline göre dizayn olmuş bir kentti. Bir sinema salonu yapıldı, 3000 kişilik. Dünyada kaç tane 3000 kişilik sinema gösterebilirsiniz bana? Yani Cannes kenti, 72 yıllık Cannes Sinema Festivaliyle beslendi. Demek ki bizim de sanat kavramında kültürleşmek için uğraşmamız lazım. Bu kavramı kültürleştirmek, toplumun bu kavramın snob bir kavram olmadığını, kendisinin yaşama biçimi olması gerektiğini, kendisine ait bir kavram olduğunu anlaması için bizim bu kavramı kültürleştirmemiz lazım. Kültürleştirmek için de hukukunu oluşturmamız, bu alana yatırım yapmamız lazım. O zaman Cannes bir örnek alınabilir. Bugün Kırmızı Halı'da Cannes'da yürüdüğünüz zaman olağanüstü bir gazeteci heyetiyle karşılaşıyorsunuz. Yani neredeyse binlerce gibi görünüyor. Binlerce değildir, yüzlercedir herhalde ama. Ne hissediyor insan orada yürürken? Yani işte dünyada sinema sanatı alanında şu anda var olduğunuzu, exist olduğunuzu yani existence bir varoluş biçimi ise işte bu bir varoluş biçimi diyorsunuz. Bunu hissediyorsunuz. Ahlat Ağacı dediğimiz gibi dakikalarca alkışlandı. Evet. Orada da çok umutlandık yani. Tabii. Yine Kış Uykusu'ndaki gibi ödül tabii. geliyor diye. Evet. Yine aynı bir ruhta film diyebiliriz. Doğu Demirkol ve Murat Cemcir'in başrolde oynamasıyla ilgili ne diyeceksiniz? Performans ve sonrasında ödül beklerken alkışla dönmemizle ilgili belki de ne diyeceksiniz? Şimdi bir şey söyleyeyim. Bir kere bu 15 dakika alkış olağanüstü bir şeydi yani. Yani biz de işte filmi, biz de hepimiz, bütün oyuncular filmi ilk defa izledik orada. Alkış oldu, kalktık ayağa, seyircilere el salladık filan. Ama bir normal alkışın bitme süresi vardır değil mi? Mesela o süre aşağı yukarı hissedersiniz ve geliyormuş gibi olur. Şimdi o süre geliyormuş gibi oluyor. Alkışın temposu düşüyormuş gibi oluyor, sonra tekrar yükseliyor. Tekrar bu sefer nara atanlar oluyor filan. Yani seslenenler, coşkusunu dile getirenler oluyor. Hiç 15 dakika. O size ne kadar geldi o 15 dakika? Vallahi işte bir saat falan gibi geliyor insana değil mi orada? Çok uzun geliyor ve şaşırıyorsunuz.
Bu oyunda Doğu'nun ve Murat'ın oynaması, bu dizi, bu filmde hepsini birden saydım bir anda. Bence çok isabetli seçimlerdi. Komedi rolleriyle tanınmış oyuncuların Nuri Bilge'nin filminde zaman zaman trajik kahramanlar oynamasını da çok yani bu şaşırtmayı gerçekleştirdiği için çok olumlu buluyorum. Çocuklarınızın çocukluğu, bayram hikayesi var mıdır? Olmaz bir anısı mı? Var mıdır? Olmaz bayram dediğimizde yoksa hep setlerde ya da provalarda geçen bir bayram süreci midir? Vallahi benim çocukluğumda çok şık, temiz elbiselerimizi giymişiz. Yeni alınanlar, ailenin durumu, ekonomik durumu neyse ona göre bulunmuş, yapılmış, oluşturulmuş. Ama mutlaka o gün özenle giyilmek değil mi? Bakın bayramda misafirlere özenle davranmak, küslüklerden kurtulmak. İyi giyinmek, temiz olmak sabah kalkınca, herkesin birbiriyle neşeyle bakması. Efendim, sıraya girerdik, en küçükten en büyüğe. Evet, sırayla herkes birbirinin elini öperdi ve en sona geçerdi mesela. Törenlerdi bunlar ama belki bunlar böyle bir tür örf, adet, gelenek şeklinde gelmiş şeyler ama insanları birbirine bağlayan hoş alışkanlıklardı ve hani hayat bayram olsa, bayram yani yaşamı sanatlı hale getirmek de bu bence. Kötülükleri, olumsuzlukları temizleyip olumluluklarla yaşamı severek, heyecanlanarak, neşeyle bayram. Bayramla sanat arasında bir ilişki var herhalde. Yani. Değil şimdi mi? Şimdi değil düşündüm. Aynı hissiyat uyandırıyor içerimizde. Umarız hep İyi haberler gelir, iyi haberlerle karşınızda oluruz diyorum ben izleyicilerimize veda ederken. Evet, ben şimdi de hep bayram olsa keşke diyorum. Keşke ve izleyicilerimize diyorum, sanata evet kelimesini düşünün. Bütün izleyiciler şuradan bilsinler ki her bir insan bir sanat eseridir. Kendinizde sanatı keşfedin ve onu uygulamaya çalışın. Bakın hayat nasıl bayram olacak. Çok teşekkürler bu keyifli sohbet için. Çok keyifli oldu. Bayram günü yaşamış olduk bu sohbetle birlikte aynı zamanda sanat yaşamış olduk. Evet. Çok teşekkürler Tamer. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu bayram sabahları böyle hani jingle jingle çalan müzikler bir yerde fonda çalıyordur diye düşünüyorum şimdi evlerde değil mi? Evet çalınsın. İçimizdeki o müzik hiç susmasın. Evet. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Senin o gitgide gençleşip güzelleşmenin sırrını öğrenmeden buradan dışarı çıkmam ona göre. Aman efendim çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Lan! Lan bana bak. Git söyle onlara. Teoman Usta gelirse bir dalarmış hepinizin canını okumuştur. Anladın mı? Demek siz ayarladınız her şeyi ha? Her şeyi cesur düşündüm. Ben nakliyeyi ve tekneyi ayarladım. Kaçacak yerin kalmadı artık Rıza. Artık elimizde... Ah çok şükür ya Rabbim. Abi. Uy. Anacığım. Aşk bu. Değiştiremediği hiçbir oğlum olmadı. Öyle mi? Peki sana neler yaptı bu aşk?